YouTube'dan hepinize herkese selam. Yeni video ile birlikteyiz. Bu videoda abi yeni gelen kartlara bakacağız. Bayağı bir şey geldi. Odağımız Master Yi olacak. Master Yi Riot sonunda oyuna getirdi. Kendim biraz şöyle alayım. Master Yi'yi inceleyeceğiz. Yeni gelen bir sürü kart var. Hepsini çok detaylı incelemeyeceğiz ama üstünden geçeceğiz. Master Yi'ye biraz fokuslanacağız. Güzel Darkin kartları var. Ben genel olarak şöyle kartlara baktığımda her şeyin gayet güzel ilerlediğini düşünüyorum. Şimdi giriş yapalım abi. Kartlara bakmaya başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz. Bir de katıl butonunu var oraya da bakabilirsiniz. Yeni gelen kartlara bakacağız abi kartlar çıkmaya devam ettikçe. ayrıca güzel destelerimiz de gelecek. Sizin de kartlarla ilgili yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Okey abi şimdi Master E'den giriş yapalım. Şimdi ne ne ne? Bu ne? Riot bir ters köşe yaptı. Ben beklemiyordum açıkçası Master Yi. E. Riot getirdi bu abi. Şimdi 3 bana 2 3 ilk saldırısı var. Turbaşı başı elinde bir büyünün bedeli bu tur biraz alır ve akış ve akış her yerdeki tüm dost Master Yi e kartlarına ilk kazandırsın. Şimdi akışı gerçekleştiğinde Turbaşı başı Mastri akış özelliğinden artık kazanıyor. Akış ne? Hemen önce onu bir şey yapalım. Buradaki bir sürü kartta akış göreceğiz. Akışın yaptığı şu abi. Bir önceki tur iki büyü veya yetenek oynadıysan yani bir büyü bir yetenek oluyor. Böyle oynadıysan akış özelliği tetikleniyor bu tura geçtiğin zaman. Her yerde tüm dost Mastery e kartları artık 2 atak kazanır ve 12 hasar verdiğinde de level atlıyor. Ee, yani yani Mastery'yi e, bu akış sürekli tetikliyorsun. Bu iyi da güzel bir temaydı. Bunu eskiden geçtiğim tur, geçtiğimiz tur iki büyü oynadıysan şeklinde yapıyorlardı. Artık akış diye bir keyword getirip yetenekleri de içine katmışlar. Ki mantıklı olmuş. O kartları değiştirmeyeceklerdi büyük ihtimalle. Bir önceki tur iki büyü oynadıysanı. Aslında değiştirilebilir, o kartlar da değiştirilebilir çünkü bir tane kart çekme kartı var 5 mallık eğer bir öncüktür ki bir öndüysen 3 mana yeniyor bir de Eye of the Dragon var ama Aphelios'un örfünden sonra şu Aphelios'un kırışan Eye of the Dragon'da çok oynanmamaya başladı. O yüzden o iki kartta da akış olarak getirebilirler bence yetenekleri de işin içine katabilirler. Şimdi Ionia'da hasar verdiğini level atlayan bir şampiyon çok kolay olmayacaktır bunu yapmak ama Ionia'da bu kartı sürekli koruyabileceğiniz ve inanılmaz buff diyebileceğiniz düşünürseniz birazdan da kartları göreceğiz mantıklı. Level up'ına bakalım. Level up'ın tek farkı diğer her özelliği koruyor. Akış ve tur başı özelliği koruyor. İşte büyünün bedeli bir büyünün bedeli bu tur biraz alır ve akışı koruyor. Aynı zamanda saldırdığında en güçlü düşmana hemen vururum. Bu şey demek bu kartı koyuyorsunuz atağa basıyorsunuz çat vuruyor ve atak devam ediyor. Yani bir ortaya skill rakibe tur verme yok çat vuruyor. Yani Master Yi'nin Q'sunu biraz daha oyuna getirmeye çalışsalarmış daha güzel olabilmiş bence. Birkaç bile tak 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 vurma. Tematik olarak daha güzel olabilirmiş. Ama dediğim gibi gameplay olarak biraz sıkıntı olabilir bu gameplay olarak bunu oyuna getirebilmek biraz a, zor olabilir. Dengeli getirebilmek. O yüzden bu özellikle de fena değil. Güzel bir midrange şampiyonu. Ionia'da olduğu için de hayvan gibi koruyabileceksiniz bunu. Nami ile oynanacak büyük ihtimalle. Nami'li insanlar şimdiden deste yapıyor Master Nami. A, çünkü birazdan da bir sürü çok düşük malı büyü göreceğiz. Onlarla Nami'yi yardırırsınız. Okey Master bu. Genel olarak güzel güzel beklenti olacak Ionia'ya. Ionia'nın adam gibi bir şampiyona ihtiyacı vardı mid range oynayabileceği. Ionia'nın şampiyonları bakacaksınız hep garip. Karma, garip, Lee Sin, combo, Yasuo çok yorum yapmaya gerek yok. Onun dışında Cannon var. Cannon çok kendine yer bulamadı hiçbir zaman. Yani bir ara çok broken da şimdi nerflendikten sonra bulamadı. Ee, onun dışında başka Ionia şampiyonu ne var hatırlamıyorum bile. Lor, Ionia, Champs. Ne var abi? İonya şampiyonları kim? Ne var burada yani? Bu kategoride kimler var? Şampiyonları bile göremiyorsa, ha. Aa, neyse geçtim. Okey. Tamam. Bir şeyler var yani Yonya'da. Aa, şimdi abi Master Yi'nin genel temasına bakalım. Bu Wuju stili işte. Meditasyon, ruh kılıcı, hep akış supportu. Burada gördüğümüz gibi. Şimdi Master Yi'nin şampiyon speli Wuju stili. E, spelli, stili e, hem Master'ın şampiyon stili, spell hem de listeye koyabildiğimiz bir kart. Bu kart inanılmaz güçlü olacak bence. Şimdi bir mana oynuyorsunuz. Bir dost butur bu tur artı iki verirsin. Elinde bir meditasyon oluşur. Bir dost butur bu tur artı iki can verirsin. İkisi de anlık. Yani toplam 3 manaya artı iki artı iki verebiliyorsunuz ve bunu dağıtabiliyorsunuz. İki ayrı bir yol oluştuğu için Nami'yi bufflıyor. İki ayrı bir yol olduğu için akışı bufflıyor. Yani bunu şey olarak düşünebilirsin. Abi ne var? 3 manaya artı iki artı iki veriyorsun bu tur. Çok mu büyük? Çok büyük. Çünkü birincisi ayırabiliyorsun. İkincisi akışı tetikliyor. Nami'yi tetikliyor yani iki büyü oynamış oluyorsun. İki büyü oynamak bir, kendi başına bir sürü şey tetikliyor. Bu inanılmaz bir kart. Yani büyük ihtimalle her desede 3 tane oynanacak. Ee, Master oynanırsa her desede. Çok daha farklı desteleri de girebilir. Okey. Master'ın speli 4 dörtlük. Ruh kılıcına bakalım. Akış bedelim 2 azalır diyor. Ee, ekipmanı görmüştük abi. Bu yeni kart e, şeyi. Ekipmanı hmm, ekipmanı şeyden oynayabiliyor musun ya? Spellman'dan. Onu bir netleştirmem lazım ya. Dur bakalım. Şurada hemen bakayım abi. Aaa equipment Herhalde şeyden harcıyor ya. Aynen. Okey büyüm oynayabiliyorsun galiba eklentiyi de diye biliyorum. Bilmiyorsam düzeltin. Yani her şekilde güzel bir kart. Çok de, burada zaman kaybetmeyelim. Her şekilde güzel bir kart. Onun dışında Doran'ın öğrencisi var şurada. Ee, şöyle biraz kendine 51 hazırlık koşur Hazırlık 52 bir bedeli biraz alır. Bu çok güzel bir kart. 2 bana -2, 2 2. Hazırlı yani Ha, direkt elinizden bir büyünün bedelini biraz atmış oluyorsunuz. Ve kalıcı bir şekilde azalıyor. Yani oturluğuna azalmıyor. Kalıcı bir şekilde azaltmış oluyorsunuz. Diğer turlara daha erken inebilirsiniz o büyüleri. Bir de akışı da tetiklemek için çok yardımcı oluyor. Direkt iki mana'ya iki 2 body'i koyuyorsunuz. Bu kendi başına güzel bir şey. Ardından hazırlı oynuyorsunuz. Diğer turlara ha hazırlık. Yani. Okey. Böyle, böyle, bu espri şey değildi. Ee, hazır değildi. Okey tamam. Kusmayacak kusturmayacağımız. kusturmayacağım öğrenci bir bana bire bir. Nexus vuruşu beni geri gönderirsin ve Şimon rüzgar çağırsın. Bu inanılmaz bir şey. Mastery de ne kadar iyi olacak bilmiyorum ama Ahri'ye bunu yapıştıracağım. Ahri Katarina manyağıyımdır biliyorsunuz bir ara çok spamliyordum Ahri Katarina. Oraya yapıştıracağız abi bunu. Shimon rüzgarı bir vasla öğrenci çağırsın ve bir kart çekersin. Bu inanılmaz bir şey. Yani bir manaya bunu oynuyorsun. Direkt Nexus vuruşu eline geri geliyor. Buna dönüşüyor. Bunu atıyorsun. Burst bir şekilde bu iniyor ve bir kart çekiyorsun. İnanılmaz broken bir kart bu. Çok fazla de kendine yer bulacak. şu i̇şte Biraz da aşağı gitmeden önce yeni kartlara bakmak istiyorum. Güzel bir şey gel. Şimdi bu Mastery paketinden çok memnunum. Sonra da şu Mucize Jun'a bakalım. Yi support olarak. İlk kez kuşandığımda bana bu tur bariyer ve can çalma verirsin. Bu çok iyi bir kart değil. Bence oynanmayacak. Biraz yavaş. 3 mana 4'e 3 bunu oynayacaksın. Ölmeyecek de sonra kuşandıracaksın. Bariyer can çalma alacak. Can çalma da ne kadar iyi olacağı meçhul. Yani agro ne kadar iyi olacak onu görmek lazım. Ben çok iyi olacağını düşünmüyorum agro'nun. Çok fantastik şeyler geliyor yani. güzel de olabilir. Yani burada çok fazla agro support'u görmedik açıkçası biraz daha belki Draven'ımsı daha midrange agro olabilir ama böyle full agro, elis, en böyle bir banalık kartlar atak atak atak. O da bir agro olacağını sanmıyorum. Mucize da bakarız. Meta kadar agroysa ona göre oynanabilir. Okey Mastery paketinden çok memnunum. Ben bayağı sevdim Mastery'i. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda da belirtin abi. Şimdi bugün gelen yeni kartlara bakalım en son gelen. Birincisi var Okey bunu Riot'a teşekkür ediyorum. Leşbar'ın sahibi support yaptığı için bu... What the fuck yani. Çoğunuz bilmiyorsunuzdur bile. Leşbarın sahibine, ne? Bunla benle çok dalga geçerlerdi. Leşbarın sahibi ile ilgili. Bak Riot bana support yapıyor. Elleşmeyeceksin. 4.3.3 çağrıldığımda bu oyunda çağırdığın leşbarın sahibi için her leşbarın sahibi için elinde rastgele bir kart oluşur. Aa, şimdi yeni kartlarının bedeli biraz alır. Ne demek? Bunu bir algılamamız lazım. Şimdi destaneden çektiğin kartların bedeli de 1 alıyor. Yani bu kartı oynadıktan sonra eline gelen her kart yeni bir kart olarak mı sayılıyor? Bence öyle olması lazım, öyle olmazsa bu kart çok güçsüz olacak. Yani sadece yarattığın kartlar biraz alırsa mantıklı olmaz. Yeni kartlar dediği bu kart board'a girdikten sonra, board'a indikten sonra elinde oluşacak her kartın bedelinin biraz alması gerekiyor bence. O zamansa çok sıkıntı değil, yani sadece Leşbar'ın sahip zaten 4 mana, 2 mana da harcayıp şöyle bir özellik kazanmak çok kötü olmayabilir. Leşbar'ın sahibi destesi olur mu onu görmemiz lazım, o biraz fazla şey, optimist olmak. Bakacağız ama yani da böyle fantastik kartlara destek çıkarttığı için de bence teşekkür etmemiz lazım. Yani bunlar tamamen salabilir. Bu kartlar zaten çöp kimse oynamıyor deyip bu kartlar leş deyip bir kenara atabilir. Atmıyor ama böyle kartlara da destek çıkarıyor. Thank you to o yüzden. Şimdi Mecha var burada bir tane. 3 mana ekipman 3'e 3 oynamak için bir kart atarsın. Riot Bandle'ı iyice bence discard'a götürmek istiyor. Bandle yani discard'ın olayı piltover şeydi. Ee, ne denir? Piltover'un Oksus'tu ama Bendel'a da iyice götürmek istiyor çünkü şu Mecha Yordle kartını da buffladılar. Yani doğru düzgün bir Mecha Yordle discard destesi göreceğiz abi bence. Bakalım ama. Bir Darkin mıknatısı var. Şu Horaz'ı. Horoz, Horo Horoz abi. Horoz abla. Her neyse artık. Ee, böyle bir Darkin getiriyorlar. Gene 8 mana şu olayı her bölgeye getirecekler. Bakalım. Şu işte beni işte ekipman olarak oynarsın ya da 8 mana harcayarak bir Darkin çağırırsın. Ekipman için. Aslında çok mantıklı. Çünkü Darkinler silahların içinde olduğu için. 2 uh, birebir veriyor ekipman olarak destekle desteklediğim dost birim artı 1 bir artı 1 kazanır fena değil ekipman olarak oynuyorsunuz bunu uh, artı 2 artı 2 stack kazandırıyor kalıcı bir şekilde ve sürekli destekledikleri devam ediyor targonun sinerjisiyle de gayet mantıklı 8 mana harcayarak beni horezi olarak oynayabilirsin uh, desteklediğim dost birimin niteliklerini benimkine denk olur bu turuna faydalı tesirlerimi verirsin yani bu kartı çok oynanacağını sanmıyorum. Büyük Alkan'a var üstünde çünkü. Targon oynuyorsunuz. Aban vermeniz çok kolay değil Targon'da. Ee, o yüzden Aban'dır, Elusive'dir. Kartın da kendi üstünde olmadığı için çok kolay olmayacaktır. Bu kartın çok oynanacağını sanmıyorum ben. Şimdi i̇şte bu kart meta olur falan. Herkes bana meme yapar. O da olabilir. Ama ben çok düşünmüyorum bu kartın yolunu. Ama tema olarak güzel. Tema olarak nice. Onun üstünde bir çelik mühür ve yozlaşmış suret var. Çelik bir çok ilginç bir kart. Targon'da benim beklemeyeceğim bir kart. Bir dost birimin kökünü kazırsın. Dost bir yani. Targon kendi birimlerini yok ediyor. Bu çok alıştığımız bir şey değil. Ee, ve o birimin niteliklerine sahip bir yozlaşmış suret oluşturursun. Yozlaşmış surette bu. Yani top 2 ekip birim ölü, öldürüyorsun. 3 mana eee 2 bir yozlaşmış suret veriyor sana kartın hiç iyi bir kart olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani hangi mantıkla oynayacak? İki mana oynayacaksın, kendi birimini yok edeceksin. Onu üç manlık bir ekip çevireceksin. Sonra başka bir birini ekleyeceksin. Neden? Direkt o birimi neden öldürdüm yani anladın mı? Neden öldürdüm en başta o birimi? İlginç yani rakip öldürmeye kalkarsa korumak için o açıdan kullanıyorum. rakip bir şey vengeance sattı çok büyük bir şeyine çelik mühür atıyorsun onu öldürüyorsun ama işte biraz şey conditional farklı durumlarda kullanılabilir. Her zaman yapabileceğim bir şey değil. Bakacağız. Ben dediğim gibi çok oynanacağını düşünmüyorum. Onun gibi diğer, onun dışında diğer yeni kartlar bakacak olsa Kind paketine zaten tamamen bakmıştık. Aa, i̇lginç kartlar var. Hextech yok, ed geliyor. 6 mana fast pilt over kartı. Birbirine 5 hasar verirsin. Öldürürsem kökünü kazırsın. J support. Luck support. Güzel olur. Fena değil. Şöyle göre, görün. Hiç fena değil. Pitover kartı var bu inanılmaz bir şey. 3 mana 0'a 0 ekipman. Büyülerim ve yeteneklerin fazladan bir hasar verir. Bu inanılmaz bir şey. Çok tatlı kombolar olacak bence bu. Ee, şeyde vardı bu zaten. Bir tane 4 manlık bir kartta var bu özellik. Ee, ekipman yapıyorlar ki gayet mantıklı bir şey ekliyorsun sürekli. Böyle bir özellik kazandırıyor. Gayet güzel. Şu kartı görmemiştim. Şu an ilk defa görüyorum Noxus. Kaçkını saldır güç değerim bu tur en güçlü kuşanmış dost denk olur. Bu fena değil. Tarikatçı bir de. Yani Kane support'u aynı zamanda. Kane kendi sizin de bayağı kuşanacağın için bu kart oynanabilir. Göreceğiz. Yani bütün Darkin'leri, tarikatçıları görmemiz lazım. Kane ne olacağını anlamak için. Bir de puslu bayırımız var. 3 mana çağrımda bir ekipman çekersin. Her tur ekipmanı olmayan bir dost birim ilk kez kuşandığında bir büyü manası doldurursun ve ona artı bir kazandırsın. Bu kötü bir kart değil. Bir kere kartın üstünde büyü manası kazandırırsın yazıyor. Ki bu sürekli kartın oyunda kaldığı sürece kendini ee, şey yapacağı anlamına geliyor. Toparlayacağım. Bunu, bunu harcadığınız manayı. Yani uzun bir oyun planını gösteriyor. Çünkü 3 mana buna yer kartı... Yer kartları şu an oyunda çok oynanmıyor biliyorsunuz. Yani işte bir Lissandra Desler oynanıyor. Bir de Kontrol Deşi şey oynanıyor. 4 manalık şu her şeyi 2 vuran. Onun için yer kartı oynamak bayağı zor. Hele 3 mana 4 mana yer kartları oynamak çok mantıklı değil. Bakacağız bu da nasıl hissettirecek. Yani böyle dev, sürekli ekipman ekleyeyim, mana kazanayım, oyunu kontrol edeyim tarz bir yönde sesi olsun. Neden oyun olmasın. Onun stü şu da kartlarımız var. Sustur ve bastır. Birbirini seçersin, ekipmanını yok edersin ve bir o birim takipçisi susturursun. Gene sevmediğim bir kart tipi. Takipçilerle şampiyonları ayıran kartlar. Neden hepsini yani ne şampiyon da sustur abi? Bu kadar susturmayı kısıtlamayalım ya. Yani Demas bile de her şeyi sustursun. Şampiyonu da sustursun. Gölge kılıç tutkunu 3 mana 3 e 2. Bu oyunda bir dost birimi kuşattığında elde bir gölge canavar oluşur. Gölge da 1 mana 4'e 3. Yani tarikatçıları şu ana kadar ben aşırı sevdiğimi söyleyemem tarikatçı kartları. Biraz rastgele geliyor bana. Kane de çok sinerjik değil ama sonuçta Kain çekecek bunlar o yüzden bayağı bird olacak. Dolu gemi var. İlginç bir Beachwater support'u. 1 birime iki hasar verirsin. Sonraki tur başında verilen her hasar için bir kart çekersin ve, ee, ve bu kartları geçici verirsin. Bu çok güzel bir kart. Beachwater kontrolü inanılmaz canlandırabilecek bir şey. Özellikle fıçılarla fıçılarla harika şeyler yapabilirsin bunda. Yani fast olması güzel. Bir şey böyle slow slow kartlar getirdiler. 3 bana bir tane kart getirdiler geçen böyle geçen birkaç şey önce expansion önce. Böyle keglerle alakalı bir şey getirdiler. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Unplayable'dı tamamen. Dolu geminin ama fast olması çok tatlı. Yani bunlar çok eğlenceli şeyler yapabilirsin. Twisted wait Yani şu an aklıma direkt Swain geliyor. Sven'e çok güzel şeyler yapabilirsin. İşte bir bir hasar veriyor. Genelde bir Jotter'a toplu hasar vermek istiyorsunuz. Twisted ve ile işte Make Train'le. Bakacağız ama kart çekmesi güzel. Twisted'la bayağı sinerjisi var kart çektiği için. Ee, bir kere de iki kart çekiyor aslında öyle düşünmek lazım. Bu kart iki hasar var iki kart çek. Wow ve daha fazla hasar vursan daha fazla kart çek. Tamam bu kart çok güzel ya. Tamam dolu gemiye düştüm beyler. Twisted Sven yardıracağız. <laughs> Okey. Dolu gemi güzel. Onun dışında ilk e, sonra ilk şampiyonunuz olan Master'a bir geri dönelim. Master gayet tatlı. Güzel bir mid range destesi olacak. Agro'ya bile yakın olabilir. Çünkü çok hızlı oynayacaksınız bu destede. E, Yonya'da bir sürü elusive sırılgan verme kartı olduğu için Master'ın atağını hayvani derecelere çıkarıp elusive verebiliriz. E, Dinayımız Nopify'imiz bir sürü de engelleme kartı olduğu için Master'da da çok rahat bir şekilde koruyabilirsiniz. Yani de zaten tamamen bunu yapmak üzere oyuncak. Support'ları da gayet güzel. Master'dan bağımsız. yonyadaki diğer Ahri'dir. Ee, şurada genelde işte Dora'nın Öğrencisi, Ahri, Karma bunlara da destek veriyor. Support'larını da çok sevdim. Okey. Ee, bu arada Vastaya Öğrenci çok güzel Yasuo support'u. Gerçekten. Hem geri gönderiyor hem karşı gönderiyor. Bu kart broken. Vastaya Öğrenci harika bir şey. Okey. Bu kart mükemmel. Okey videoyu burada bitirelim abi. Genel kartlardan şu an memnunum. Bayağıdır bakmıyorduk o yüzden toplu bir e, bakış yaptık. Bundan sonra e, daha düzenli bir şekilde kartlar e, kartlara bakmaya devam edeceğim. Şimdi kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz. E, videoyu beğendiyseniz like atıp bildirimleri açabilirsiniz. Bir daha abone olabilirsiniz. Kartlarla ilgili düşüncelerinizi de yorumlarda yazın abi. E, diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bye. bay.